Efendim hocamız şehir dışında olduğu için Skype üzerinden bağlantı kuramayacağız. Yani görüntülü bağlantı olmayacak ama sesli olarak hocamızdan bilgi alacağız. Profesör Doktor Hayrettin Barbaros Kınoğlu. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Programımıza katıldığınız için çok çok teşekkür ediyoruz hocam. Engin bilgilerinizden istifade edeceğiz inşallah. Estağfurullah. Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor hocam? Siz nasıl görüyorsunuz Türkiye'deki manzarayı? Sonrasında özelde bölgemize geçeceğiz. Ama Türkiye'deki manzarayla başlayalım. Siz Profesör Doktor Hayrettin Barbaros Kınoğlu olarak Türkiye'deki manzarayı nasıl görüyorsunuz hocam? Şimdi geçtiğimiz ayda hakikaten belirgin derecede bir azalma söz konusuyken vaka sayılarında ve pozitif test sayılarında son dönemlerde basından, görsel medyadan da görüldüğü üzere bir tırmanış yeniden başladı. Belli şehirlerde tekrar kırmızıya döndü kodlar. Maalesef tedbirleri hiçbir şekilde gevşetmeden tatbik etmeye devam edilmesi lazım. Biraz aşının getirdiği rahatlık da gözlemleniyor. Biraz aslında aşı olan kişilerin antikor oluşturmuş olsalar dahi tekrardan kurallara riayet etmeleri çok önemli. Çünkü yakın zamanda geçtiğimiz iki hafta içerisinde iki doz aşıyı olduğu antikor oluşturduğu halde hasta maalesef kaybedilmiş olan hastalar var. Hatta hekim arkadaşlarımız da var bunların içerisinde. Bu mutant virüsün ne derecede tam olarak efektif olduğunu aşının tam emin değiliz. Dolayısıyla tedbiri elden bırakılmaması gerekiyor. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına aynı şekilde dikkat edilmesi lazım. Tabii ki bazı sosyal mekanlar şimdi yarı kapasitede belli kurallar çerçevesinde faaliyete geçmiş olmakla beraber mutlaka bu mekanlara giden insanların da kurallara çok yakın riayet etmeleri gerekiyor. Yoksa tekrardan eski günlere dönme ihtimali söz konusudur diye düşünüyorum. Peki şu an Türkiye'deki etkin olan, aktif olan ve insanları hasta eden COVID-19'un tamamının mutant virüs olarak tanımlanması doğru mudur? Ya da böyle bir durum var mı? Değil henüz. Bazı mutant virüsün PCR testlerinde bazen negatif sonuç verebildiği hakkında bildiriler var. Bunu dikkate almak lazım. Bu tip virüslerle ilgili bakanlığımız, bu tip bir mutant virüsün enfeksiyonu ile ilgili bakanlığımız bir takım kurallar biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde tekrar deklare etti. Şimdi son 3 ay içerisinde daha evvel aşı olmuş ve antikor oluşturmuş kişilerin virüslü bir teması, kişiyle temasında karantinaya gerek olmadığını bildirdi uygulamada. Ancak bu kişilerin eğer yaşlı evlerinde hasta bakımıyla ilgilenen kişilerde oluyorsa eğer bunların karantina süresine uygulamasına dikkat etmeleri ve aynı şekilde devam etmelerini öneriyor. Peki. Çünkü bulaştırma ihtimalleri var hala. Peki. Karadeniz bölgesinde yükseliş var hocam. Sonuçta Samsun maalesef birinci il. Yine birinci çıktı. Sinop'ta yükseliş var. Trabzon'da. Rize'de biraz düşüş var ama Rize yüksek nihayetinde. Yani Tahmin ediyorum insanlar orada hafta sonlarını birlikte geçiriyorlar. Yayla ve köy mecralarında. Bunun etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü şehir merkezlerinde kısmen riayet edildiğini görüyorum aslında ama belki hafta sonları ve aile toplantılarında bir araya gelmelerinde insanların çok bu hijyen ve mesafe maske kurallarına riayet edildiğini zannetmiyorum. Bunlardan dolayı da bulaş arttı orada hızla. Peki. Hocam son sorum olacak. Sizin de çok zamanınızı almayacağım ama insanlar tabii unutuyorlar. Çabuk unutuyorlar. Evet. Şimdi Türkiye'ye virüs geldiğinde uzmanlar sık sık televizyona çıkıp virüsün
vücuda nasıl etkisi olduğunu, aslında evet. organları nasıl yok ettiğini anlatıyorlardı. Herhalde evet. bir sene içerisinde biz o söylenenleri unuttuk. Sizin ağzınızdan da izleyicilerimiz dikkate alsın, özellikle rica ediyoruz. Çünkü sosyal medyada inanılmaz şekilde kirli bilgiler söz konusu. Bu işin uzmanısınız sonuçta, yıllarınızı verdiniz. Sizin ağzınızdan evet. dinlesin evet. izleyicilerimiz. Yani ben tabii enfeksiyon hastalıkları uzmanı değilim neticede. Fakat tabii ki biz sağlık çalışanı olarak yakından ilgilendiğimiz ve takip ettiğimiz hastalarımız da var. Kendi bölümlerimizde aynı zamanda kardiyak problemleri olan insanları da takip ettiğimiz için bir yakın bilgi ve işte şeyimiz oluyor tabii birikimimiz. Şimdi bu virüsün ilk bir defa damlacık yoluyla ulaştığını artık biliyoruz. Evet. Ve ilk giriş insana giriş yeri ağız ve burun yoluyla. Yani sol üst solunum yolundan. Ondan sonra belli bir müddet sonra alt solunum yollarına sirayet ediyor. Erken dönemde bazen ilk bulaş olduğunda bazen gördüğümüz hasta spektrumuna baktığımız zaman çok fazla bulgu vermeden akciğerlerde başladığı zaman hadise, o zaman bulgu çıkabiliyor. Bazısında ilk daha virüsü aldıktan sonra birkaç gün içerisinde ağız boğaz boğaz ağrısı, işte hafif ateş, kırgınlık şeklinde tezahür edebiliyor. Ondan sonra alt solunum yollarına inip zatürreye dönüştüğü zaman tablo ağırlaşabiliyor. Burada tam olarak mekanizmalar anlaşılmamış olmakla beraber bu hastaların bir kısmında tablo daha ağır seyredip solunum cihazı desteklerine ihtiyaç gösteren tablolara doğru ilerlerken bazıları daha evde tedaviyle, ilaçla, ayakta tedaviyle geçiştirebiliyor işi. Bu biraz bağışıklık sisteminin verdiği cevaplarla ilgili. Ama bundan sonraki ağırlaşan tablolar yoğun bakımda solunum cihazına bağlanarak destek gerektiren hastaların bir kısmında da çoklu organ problemlerine doğru sürükleniyor iş. Evet. Dolayısıyla kaybedilen hastaların hemen hemen tamamında bu tablo var. Bu da tamamen bağışıklık sisteminin verdiği bir cevapla ilgili. Sitokin fırtınası diye çok duyuluyor biliyorsunuz bu ara şeyde. Basında çıkan bir takım terminolojiler var tıbbi. Bunlar bağışıklık sisteminin aşırı reaksiyonlarıyla oluşan bir takım cevaplar. Dolayısıyla ve bunun da çok fazla yaşla ilgili olduğunu söyleyemeyiz. Evet. Ama tabii bunun yanında diğer organlarda da problemler tabii. varsa... Evet, işte bunlar olarak tabii onlar varsa bunlar daha çok daha kolaylaşıyor. Fakat ben yani kendi şahsi tecrübem olarak ve şahit olduğum olgularla da ifade edeyim. Çok fazla eş zamanlı farklı sistem hastalıkları olan hastaların ben ayakta geçirdiğine de şahit olabiliyorum. Hiç ummadığınız çok genç yaşta, hatta sportif yapıda olan, hayatı belli düzende cerrahiden bazı gençlerde de ummadık olaylarla karşılaşıyoruz maalesef. Ama sonunda bu ağır giden hastaların çoğunda hemen hemen hatta tamamında çoklu organ yetmezliğine doğru sürükleniyor iş. Peki. Çok teşekkür ediyoruz hocam programımıza katıldığınız için. Rica ederim. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Çok mersi. Çok teşekkürler. İyi çalışmalar. Teşekkür Sizlere ediyoruz. De çok Sağ teşekkürler. Evet, Profesör Doktor Hayrettin Barbaros Kınoğlu sevgili izleyiciler, çok değerli bir hocamız bizlerle birlikteydi ve önemli bilgiler verdi. Biz de bu bilgileri size aktardık ama ben hangi haberde kaldığımı unuttum. O kadar efendim? Karabük. Heh, fırtına. Pekala. Arkadaşlarımız işte bir şey mi oldu Mehmetciğim? Peki. O kadar olaya konsantre oldum ki sevgili izleyiciler. Bunlar çok önemli. Sosyal medyada herkes bir şey yazıyor. Ya adam yıllarını vermiş, doçent olmuş, doktor olmuş, doçent olmuş, profesör olmuş. Bu insanlar bunları anlatırken buna inanmadığını söyleyen, virüsün olmadığını söyleyen ya da daha kötü tablolar çizen, yani aşının işe yaramadığını söyleyen insanlar söz konusu. Bunların tamamını bırakacağız. Her iş uzmanıyla devam eder. İşte o uzmanlardan bir tanesi Profesör Doktor Hayrettin Barbaros Kınoğlu bizlerle birlikteydi.